Aracınızı park ettikten sonra bu mu oluyor? Yoksa bu mu? Araç park ederken yaptığımız bazı hatalar araca ciddi zararlar verebiliyor ve bu hataları deneyimli, tecrübeli şoförler de yapabiliyor. Sadece araç mekaniğinden anlayan araç sürücüleri bunu doğru yapıyor diyebilirim. Biz de bu yüzden araç park ederken yaptığımız bu hatayı sizlere göstermek ve doğrusu nedir onu anlatmak istedik. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu videoda ilk önce manuelle başlayacağız ama mantık birebir aynı, otomatikte de ayrıca farklarını videonun sonunda otomatikteki farklarından da bahsedeceğiz. Araç nasıl park edilir öğrenmeniz şanzıman arızası yaşamanızı engeller. Nasıl, ne alakası var araç park etmeyle şanzımanın? Şöyle anlatalım. Az önce videoda gördünüz aracın arkasının park ettikten sonra nasıl çöktüğünü. Aracı park ederken vites boşluğunu almadan debriyajdan ayağınızı çekmek şanzımanın üstüne yük bindirir. Bu da ayna mahruti, akslar ve şanzıman dişlileri, özellikle birinci vites ve geri viteste park edilir araç. Bu yüzden de geri viteste cartlamalar, birinci vitese zor geçme gibi sorunların ana nedenlerinden birini oluşturur. Peki ne yapmamız gerekiyor? Doğru yapmak nasıl? Aracı park edeceğiz. Aracımızı çalıştırdık. Örneğin geri geleceğiz. Geri vitese taktık. Hareket ettik. Durduk. Durduğumuzda debriyaj ve frene şu an ayaklarım basılı. Yapmanız gereken öncelikle el freni çekmek. Daha sonra aracı stop etmek. Stop ettikten sonra fren ve debriyaja hala ayaklarımız basık. Önce frenden ayağımızı çekiyoruz. Ve bu şekilde aracın arkası yere oturuyor. Boşluk alınıyor el frenindeki. Daha sonra debriyajdan ayağımızı çekiyoruz. Yani debriyajdan ayağımızı çektikten sonra araç hiç kıpırdamaması gerekiyor. Yani şanzımanı, aksta yük binmemesi ve tüm yükün bu şekilde el freninde olması gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız şanzıman arızası ihtimalini azaltabilirsiniz. Uzun ömürlü birinci vites ve geri viteste cartlama gibi sorunların önüne geçebilirsiniz. Bu videonun çekildiği yerdeki eğim çok küçük. Bu eğim arttıkça, yani özellikle aracı park ettiğiniz yer eğimli rampa bir yüzeyse, el freni boşluğu daha da artacaktır. Fren yaptığınız zaman aracın önünün yere inmesi gibi. Arka frenler tuttuğu zaman aracın önü ileri doğru gitmeye, devam etmeye çalışacağı için aracın arka kısmını her şekilde daha çok aşağı doğru bastırır. Önden el freni olan nadir birkaç araç grubunu tabi bunun dışında bırakıyoruz. El freni boşluğunu almamak, aracın ileri giderken tüm yükünün aslında el freninde değil de şanzıman dişlilerin üzerinde kalmasına neden olur diyebiliriz. Bu durum özellikle aracı vitesten çıkarırken sert bir şekilde çıkmasına, eğer aracınız otomatikse otomatik vitesten çıkarırken tak diye seslere neden olabilir vites geçişlerinde ve vitesi parktan çıkarırken özellikle. Otomatik için az önceki videoda gördüğünüz durum manuel üzerinde anlatıldı. Otomatik için de şu şekilde anlatalım. Otomatikle aracı park ederken ilk yapmanız gereken şey, aracı yanaştırdınız, frene bastınız. Aracınız frende basmaya devam ediyorken aracı park konumuna almadan hemen önce el freni, eğer manuelse ya da elektronikse, el frenini çekmeniz gerekiyor. El frenini çektikten sonra ise aracı park konumuna almak yerine yani boş konuma vitesi alıp frenden ayağınızı çekmeniz gerekiyor. Bu el frenin boşluğunu alacak, aracın tüm yükünü el frenine bindirecektir. Ondan sonra ayağınız frenden tamamıyla çekildikten sonra P konumunu aldığınız zaman araç şanzımanı üzerine hiçbir yük binmemiş, tüm yük el freni üzerine binmiş olacak. Ama diğer türlü el freni çekip P'yi alıp frenden ayağınızı bıraktığınız zaman aslında aracın yükü el freninden ziyade şanzımanın üstüne de biniyor ki sabah vitesten çıkarırken zorlanmalara da neden olabiliyor. Mantık manuel içinde, otomatik şanzıman içinde aynı. Mantığımız el freninin boşluğunu alarak aracın ağırlığının şanzımana binmemesi. Manuel vitesli araçlarda inerken ayağınızı son çektiğiniz pedal debriyaj pedalı olmasına dikkat edin. Ayağınızı son çektiğiniz pedal fren olmasın. Hazır park etmekten bahsettik. Bir de öneri olarak, çok fazla etki etmese bile, özellikle tam direksiyonu sağa ya da tam sola kırık şekilde aracı bırakmamanızda fayda var. Sokak aralarından yürürken dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Özellikle rampa olan sokaklarda araçların direksiyonu yolun hangi kısmındaysa o tarafa doğru tam kırık şekilde konumlandırılıyor. Bunun yerine bir taş kullanmayı deneyin eğer el freniniz tam tutmuyorsa. Aracınızı bu şekilde direksiyonu tam sağa tam sola kırmak genellikle önerilmez.
Bu konumuzun da sonuna geldik. Harici olarak aklınıza takılanlar varsa sorularınızı bizde aşağıdaki yorum bölümünden hızlıca iletebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.